Heloş. Benim bu çorafımdan ne olacak arkadaşlar? Çok güzel bir şey söyleyeceğim. Çok salak. Bir laf bana. Aşkım sularım, ne yapıyorsunuz? Yerim sizi. Islak mı lan burası da? Vallahi ben de çayımı içiyorum, dedim ki bir yayın açayım, muhabbet sohbet edelim. Neler yapıyorsunuz? Ay saçmalama kanka. Valla gözaltı ışık dolgusu yaptırmayı düşünüyorum bu arada. Neyse, ne diyorsunuz? Böyle göz altlarım tamamen dolsa o morluk gidecek ve hiç makyaj yapmayacağım. Gerçekten. Pabloş. Çok aptalım da. Çünkü buraların bayağı, yani arkadaşlar bu arada gözaltının olayı iki türü varmış. Bir yorgunluktan işte gözaltları mor olan insanlar varmış. Bir de yani doğuştan, mesela benim bu gözaltım çok ince. Burası çok ince olduğu için direkt kemiği gösteriyor. Kemiği gösterdiği için de çok mor gözüküyor. O yüzden burayı böyle dolduracağım. Morluk gidecek. Kuzeyciğim teşekkür ederim. Ne yapıyorsun ya? Buldun mu tüpünü? Abla. Abla. Ben de sizi çok özledim. O yüzden açayım dedim. Ay yiyeyim ben onu ya. Getir. Allah'ım. Getir. İyiyim kuzeyim vallahi. Aynı canım benim. Selamlar. Selamlar. Azerbaycan'a selamlar kanka. Öyle yapmış. Grileştirmeyen gözaltı kapasitesi önereyim ben size. Bir kere Nars'ın benim sürekli kullandığım... Hayır, onu da söyleyeceğim. Sufes abi. Bu arada Hazal yeni bir kapatıcı almış, keşfetmiş. Alacağım, deneyeceğim ben sizinle onu. Bana göre gözaltı mor olan insanların ilk önce Nars'ın bir konseylerini alsın abi. Onu ilk önce sürsün. Ama biraz somon rengine yakın bir beyaz almalı. İlk onu sürsün. Ben bu arada gözümün altı biraz daha kuru yapılı olduğu için ve pütür pütür durmasını istemediğim için Nars'ın... Bana getir. Nars'ın bu konseyleri var ya, getir. Benim kullandığım. O çok güzel. Bir de Hazal Too Faced diyor abi. Israrla Too Faced diyor. Ben de alacağım, kullanacağım onu. Avlatma. Oynayın biraz çocukla ya. Vallahi sıkılmış. Annen çağırıyor. Oynuyorlar, oynuyorlar. Ha, sen oraya ayakla ayakla, öyle olmaz hayvan. Ha ha, öyle oynayacak ha. Ha? Burak azı ne güzel oynardı. Bayla bayla. Sinirleniyor bir de. Sinirlendi mi? Ağlıyor. Köpek var da arkadaşlar. Vermez. Öyle oynuyorlar. Çok tatlı. O gardırobun kapağını söyleyeyim. Gardırobun kapağını abla. Ne söyleyeyim? Buraya mı? Şey ya, gardırobun kapağı şey çıkırttı da kompleymiş. Ben mi ayarlayayım? Kapı açık, ha ha, açık açık. Pablo dışarıda kalacak. Abla biz gidiyoruz. Abla biz gidiyoruz. Sabahtan beri ben deneyimledim. Abla. Abla. Abla.
Yakın arkadaşlarımla tatildeyim arkadaşlar. Two Face. Aa, ben biliyorum niye güzel kokuyor diyorum ya. Benimkiler bir de. Ne demiyor ki bu? Jimmy Joe. Jimmy Joe. Çok çok bol bir parfüm değil bu arada, yemin ederim. Yemin ederim. Küfür et de burası kapansın. Arkadaşlar Hazal Çay'la tanıştınız mı? Gel kanka, iki muhabbet edelim. Gel ya. İki gel muhabbet edelim. Allah aşkına Çağla. Allah aşkına. Hazal Çağla benim yakın arkadaşım arkadaşlar. Biz 9. sınıftan beri aynı sınıftayız. 9. sınıftan beri gerçekten aynı sınıftayız. Lise 1'den beri. Arkadaşlar benim kamera fobim olduğu için ben çeviriyorum. Ay ben hiç beceremediğim işler. Gerizekalılık yapma kanka. Ya, lütfen yapma artık ya. Bu da böyle kanka. Ha öyle yarı dur. Ha. Yarı dur öyle. Gelsin diyorlar bak. Gelsin mi gelmesi? Bak göster diyorlar abi. Hangi parfüm? Söyle. Hazal Çağla kendi parfüm. Aşkım, ben parfüm sevgili bir dakika. Hazal parfüm gurmesi olduğunu sanıyor ama bence kullandığı parfümler çok böyle fresh. Yani böyle sırf çiçeksi koku. Esmer, ben böyle sevmiyorum. Esmerseniz kesinlikle beni dinlemeniz gerekiyor. Ne alaka? Ağır parfüm esmeri çingene gibi kokutuyor. Öyle diyor. Sizin gibi konuşabiliyor muyum? Bu arada evet evet. Bu arada şöyle söyleyeyim. Ben de insanların yani vücudunun gerçekten parfümlerde değiştiğini düşünüyorum. Hani kanka anladın mı? Milli bire mesela anladın mı? Başka kişide başka kokup başka kişide başka kokabiliyor. Gelsene sen de işimiz. O konuda okey. Evet Hazal seni dinliyorlar. Ne diyorlar diyor. Öncelikle Lancome Idol arkadaşlar. Idol ve Idol'ün intense'ı. Idol'ün intense'ını ben de çok beğeniyorum. Intense olan ama kesinlikle. İkincisi Michael Kors Gorgeous. Gorgeous da güzel. Bravo. Başka ne benim en sevdiklerimden ne var? Senin şeyini ben çok beğeniyordum. Neydi o? Neydi lan o? Ben niye siyah giyindim? Niye her yerim ameliyatı? Çok kış koktu. Kış kokusu. O da bir müdür sanıyor kendini. Müdür. Buranın müdür. Özgün'le tanışın. Her şey arkadan şeyler oluyor ya. Ay ben de çiçek seviyorum CNN. Diyorlar. Aşkım Idol Intense. Hazal ya da Michael mu? Kors Gorgeous. Güzel koktun ha. Parfümün güzel. İsmini söylemek istemiyorum. Niye Bargello çünkü? Ne var? Bargello da olabilir. Vallahi değil. Yemin ediyorum niye? Değil. Özür dilerim. Vallahi değil. Ama olabilir. Seni hiç ilgilendirmez. Bak. Size çakma bir şey almamız. Mercedes alacağım diyorsun ya kendine. Alabilirim. Kız tamam, Bargello da alma o zaman kanki. Kapat şunu kanka. Rahat konuşamıyorum ben ya. Arkadaşlar kısmetse olurum şu an. Ben bütün aferin. İşine kısmetse olurun. Çarını çekiyorum şu an. Hazal ben çok küfür konuşuyorum. Ben de küfür ediyorum bu arada. Onlar bilir kanka. Sarı kart aldım. Sarı kart aldı küfür etmekten. Kylie mi Kendall mı? Yani bunu bana sormayın isterseniz. Ben Varoş'tan Kylie diyor. Kylie özentisiyim. Bak bana Varoş diyor. O Kendall diyor. Ha aramışsın. Tamam, Zara öneri. Zara parfüm yok. Ne var Zara'da? Zara yeni Idol'ün şeyini çıkartmış. Onlar yemeğe gittiler. Muadilini çıkartmış ama hatırlamıyorum. Adını ama yeni çıktı böyle kare şişeler var. Onlar olur. Bu arada bir tane daha parfüm vardı. Buse kullanıyordu onu kanka. Zara'nın bir şeyin aynısı çiçeği. Alo. Neydi o? Bilmiyorum aşkolarım valla. Paradox'un aynısını yapmış. Paradox'u alabilirsiniz. Paradox hangisi? Prada Paradox'un aynısını yapmış yine Zara. Onu alabilirsiniz. Prada'nın Paradox'u Kirke diyor. Kirke'yi kankası yoldan geçen herkes BİM'de çıktı Kirke. Kirke'yi yazın sıkmayın. Kirke BİM'de var artık valla. Yazın sıkmayın kesinlikle. Ne? Eskiden çok iyiydi. Çok kişide kokmuyordu ama. Kim attı? Kışında deri ceketlerin üzerine harika. Sıkıyor. Bokunu çıkarttılar. Ben parfüm yemesin. Hadi gel. Femme hangisiydi bilmiyorum ki aşkım ya. Femme yazın sıkılmaz. Femme hangisiydi kanka? Senin seni kullandın. Zara değil mi? Onu diyorlar. Kare, morlu, morlu beyaz şişe. Tatlamıyorum ama. Hazal'la arama ciddi bir mesafe koydum. Canım neden? Gelsene buraya balım. Kanka gel buraya ya. Karpuz göttü. Gel buraya. Niye ya? Kaza yapmışsın sanırım. Evet aşkım bir ay önce falan.
Evet, ben de geçmiş olsun diyorum. Benim haberim yok. Yaptım ya oğlum solo arabanın. Yamuk yamuk gidiyorduk ya. Ya bu arada bir 15 gün falan arabayı öyle kullandım. Vallahi herkes yolda geçiyor, çevirip şey diyordu. Tuğçe çok üzüldük arabana ya. Al iki kankan. Bakayım. Bu dişini yaptırmış, kötü mü olmuş, iyi mi, ben karar veremedim. Güzel güzel. Yakından nasıl? Güzel güzel. Güzel, alışamadı gözüm kanka, çok büyük bir bebe. Oğuzhan'a bakınca şey diyorum, böyle 40 yaşında gibi duruyor gibi geliyor yani. O dişler onu biraz çocuksu i̇yi yapıyordu ya. Senin suyun mu Çağla? Çağla. Çağla azalmış. Abla makyaj videosu yap, yayınla. Arkadaşlar artık benim yaptığım klasik makyaj videolarını istemiyorsunuz, sevmiyorsunuz. O yüzden böyle bir parti videosu, şey make-up'ı yapmak istiyorum böyle simli falan. Kız yayınına atar mısın? Dudaklarımda şu an hiç kalmadı bu arada. Dudağım da hiç kalmadı şu an, yaptıracağım dönünce. Kaç siz? Kanka bana 0.75 1 falan yatıyor. Çok büyük ya. Sevmiyorum. Bunu da yapmıyorum. Fesat dudağı mı? Ne? Ne diyor? Fesat dudağı. Fesat dudağı. Ya gel. İnce mi lan o kadar? Evet. Büşra kuşum hoş geldin. Ama o söylemeyeyim şimdi canlı yayında. Aşkım sağ ol, gerek yok. Ben kendimi böyle beğeniyorum. Evet, gözaltı şık doldurma, dondurma yok. Dondurma. O saçımı boyatamıyorum ya. Saçlarını sürekli düzleştiriyor. Şey yanıyor falan diyorlar. Yanar yani diyorlar. Canan şu an kınalı gibi. Bak işini gördün mü? Bak ben küfür edeceğim şu an. Vallahi küfür edeceğim. Bana bak işini gördün mü? Bana bakışını gördünüz mü? Bargello'nun içine oturdu abi. Bu. Her şeyi çekemezsin. Efendim abi. Evet abi. Vallahi bu sene yurt dışı gözükmüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz dolar olmuş. 30. Kıbrıs maybe olabilir. Kıbrıs'a da niye gideceğim? Kumar oynamaya. Aynen galiba. Telefonumu açtıracağım oğlum. Para pasaportumu işletmem lazım. O yüzden yani. Abi nasıl beraber oluyoruz? Teknik servis. Ya kapıyı düzeltiyorum. Aa, Mikoş bu arada geldi. Aynı oteldeyiz biliyorsunuz zaten. Mikoş değil ama. Adamlar bildiğin kapıyı dolabın içine sokmuşlar. Kapıyı vallahi. Dolabın içine sokmuş. Düştü çünkü galiba. Azarla zoru diyorum. Soru cevap yapacağız. Tamam mı kanka? Yapacağız. Hazır mısınız buna? Şimdi kanka böyle bir senelik sevgilim var, tamam mı? Ama böyle yani evet seviyorsun. O da seni seviyor. Evet. Ciddi anlamda. Ama böyle yani böyle evlenecek misin meçhul. Tamam mı? Ama seviyorsunuz da birbirinizi. Ama ileriyi göremiyoruz tam. Sana kanka 300 bin dolar verecekler. Aa, süper. Salar mısın? 300 bin dolar ama çarp 26 ile. Salarım. Salar mısın? Mesela örnek vereyim mesela bir kişi. O kişiyi mesela. Siktir git ya. Örnek verdim. Salar mısın? Saldım abi. Ama parası yok. Saldım bile. Saldı ama yok. Arkadaşlar Hazal bir senelik sevgilisine 300 bin doları şu an saldı. Ne düşünüyorsunuz? Sen bana sor bir şeyler. Sorsana. Hadi sor. Sen sor kanka benim. Düşün bakayım. Haklı diyor. Canlı yayında düşünmeyeceğim şeyler aklıma geliyor benim. Yani. Haklı diyorlar. Sorsan sor. Haklı diyorlar. Haklı değil mi? Şimdi ne yapacaksın? Yine bırakıyorum. Yine bırak. Bari para gelsin. Bari para gelsin. Sor lan bir şey. Ne sorayım ben zaten? Benim bel altına gitti. Kız banyer, ben bir soru sorarım. Ama ne sorabiliriz bu da? Sürü zeka. Söylemek istemiyorum. Vallahi söylemek istemiyorum. Şey diyormuş. En çok nerede?
Ne ya? Sen de anladın. Salak mısın oğlum ya? Tam öyleydi sen. Sen ne yapıyorsun? Gözlerime ne olmuş arkadaşlar? Niye öyle yapıyorsunuz? Çeşmedeyim. Bir daha yapsana o mimini. Ne? Gözlerime ne olmuş? Ne yaptın ki? Buna şey veriyorum. Şarap veriyorum. Yüzüne bakıyorum. İlk kanka şarap çok kötüydü ya. Şerefsiz güzel diye içtin ya bütün gün. Kırmızı şarabı. Evet içtin ya bütün gün güzeldi. Bu arada şarap güzeldi kanka. İçimi güzeldi. Neydi markası? Ben kırmızı şarap sevmiyorum. Kötü. Kayra. Kayra ise güzeldir oğlum. Kız bizim beyazı açalım dur ya. Ha. İçerim şuradan. Bu ne kadar memnuniyetsiz dolandırıcı bir kız. Kavga çıktı. Şuradan o ne diyor? Fena kavga çıktı. Ne diyor orada? Senin adın o ne diyor? Kızın şarabını ver. Senin arabın şarabını ver. Abi yardımcı olsanız da. Kız. Yok yok aşıklarım biraz muhabbet edelim. almayacağım kimseyi. Yerim. Ya ben arkadaşımla konuşup makara yapamayacak mıyım? Kanka çıktı. Hazal'ı alın lütfen. Sen şey misin? Piyansı falan mısın? Bu ne kanka? Ya. Abi fiyansı bilmeyen kız da ne bileyim. O ne kanka? Söyleyeyim sana. Ne söyle? Regle öncesi döner. PMS. Fiyansı. Sen adın? PMS diyorum. Doğru söyledi. PMS. Sen yalan söylüyorsun. Sen köylüce söylüyorsun. Ben regim bu arada şu an. İşte olsun. Biliyor musun? Gergin miyim? Evet. Şeytan gibisin. Evet kanka çocuk bir şey demiyor zaten. Ulan hiçbir şey demiyorum lan. Makara yapıyor olmuyoruz ya. Özür dilerim kanka. Dileme artık kabul etmeyeceğim. Sen benim buradaki en yakın arkadaşım. Yok aşkım ben istemiyorum. Bir daha lütfen görüşmeyeyim. O ne diyordu? Telefondan sileceğim biraz aslında. Aa, makara yapıyor oğlum o da sende var ya. Silmek istiyorum. Şarabımıza bok attı. Otelimize bok attı. Bana bok attı. Her şeye bok attı. Müdür bu da. Müdür bu arada arkadaşlar. Özgür. Müdür yarısıyım ben. Saygılar. Gelene diyormuşum 125 indirim uyguluyor. Ben gelene herkese 125 indirim uyguluyorum. Tuğçe ben Hazal'dan gel. Ya Hazal'ı kabul etmiyorum. Hazal'a gelen %50 zam yapıyorum. Bu arada gerçekten benim adımı vererek yazarsanız eğer %20 indirim var. Hazal'la gelseniz %50 zam var. Benimle gelirseniz eğlenirsiniz. Hazal'ı kabul etmiyorum arkadaşlar. Bu sıkıcı. Hazal'ı asla kabul etmiyorum. Tuğçe'ye her zaman okeyim. Hazal da ne diyor yani? Öyle mi diyorsun? Salma şunu üstüme. PMS deme gergin. PMS. PMS. Bakın lan şunu doğrusuna Google'dan. Yazın şuraya. Mami bilir gel. Mami de PMS'ye gidiyor çünkü. Kanka niye benimle aynı giyindin? İkiz miyiz ya? Aynı siyah giyindim. Sen de öyle giyinmişsin. Özgür abi. Ne? Kanka, benim takmenim var mı? Oğlum bu niye beni çekiyor? Takmenim var mı? Herkese koysana. Ne yaşanıyor şu an? Bize koymayın abi. İçmeyecek. Aa. Biz Karabayar gidiyoruz. Içmem. Biz gidiyoruz. Nereye oğlum? Makine Karabayar nerede? Etme, dur. Nereye gidiyorsunuz lan? Çekime. Limona. Hayatım olan işlerini ben yapıyorum. Ha. Mika'ya rezervasyon yaptım. Çaldım şu an. Konuştum sordun mu? Mami, Mami ile Hazal gözümde aynı şu an. Bilmiyorum kanka. Beni destekleyen insanlar var şu an görüyorum. Ha, canlı konuş müdür yazmış. Teşekkür canlı. Ediyorum o her kimse. İlk sana defa canlı. Okudum ve helal demiş biri. Biri yazmış ki Yaren'le küs müsün? Ben neden herkese küs oluyorum arkadaşlar onu anlayamıyorum ben ya. Evet niye biz de benle bakışıyorlar al şunu. Biz niye bu abiyle bakışıyoruz? Evet ben kanka, bakışmak istemiyorum kardeşim. Kanka niye kısırdınız ya? Al hayat. İçine bak. İçine bir bak. Ay leke olmuş bardak. Niye beşinci lan? Sen anlamadın mı? Bir tanesini yıkayın temizleyin diyorum bardağı. Bağırma lan çocuklara. Sus anlamıyorlar abi. Çökmüşsün diyorsun yes karas.
Allah aşkına ver. Açamadım ya. Allah aşkına. Ver. Açamadım. Sen de gel. Nereye? Çekim. Siz çekim yapacaksınız orada, ben ne yapacağım? Dur orada. Nerede? Karı kız kesersin. Dura yap ki oynasın. Benim gibi de bir arkadaş yok ama. Gel, bu da kazanı babadan. Kötü bir şey. Senelerce gezdim sizi. Bir şey söyleyeceğim. Bu çocuğa sorar mısın? Benimle nerelere gitmiş? Kısa ve net anlat. Bir gün artık dedim ki beni bırakın dedim İzmir'e yeter. O ama sevmiyormuş zaten söyledi. Ben dışarı çıkmamıyorum sevmiyorum dedi. Senin ya, kulüp, kulüp. Lan ben çalışmaya gidiyorum. Çocuk Ukrayna'da yaşıyor. Bıkmış kanka artık. Canım benim. Abi beni göstermiyor şu insanlara. Akşam çekim bitiyor diyorum. Yatacağız mı ayrıca? Alışkın değilim yani ben. Ne? Sen mi alışkın değilsin kamera önlerine? Ben kamera arkasıyım kardeşim. Bak. Arada Aleyna'ya çok güzel fotoğraflar çektim. Tuğçe mi? Aleyna kavaydı. Kimdi o? Bu kıza da söyleyeceğiz çekim diye de yok. Sen yer at. Kanka ben öyle... Ben de biraz istiyorum ama o biraz ben profil mi kanka biraz daha böyle natural kullanmayı seviyorum. Profesyonel biz de natural çekiyoruz abi. Göster bakayım be. Canım biz daha chill. Bizim tarzımız senin daha... Senin kosmaya aklına koyalım. Aman bırakın aşkımlar. Herkes arkamdan konuşsun. Umurumda bile değil. Bak natural anca arkamdan başka konuşurlar. Aa çıkıyormuş lan. Aa. Lan Özgün bu neden böyle çekebiliyorsun? Beni niye çekemedin orada? Şerefsiz seni. Salak makine sen ne biçim bir insansın ya? Aynısı. Kanka buna efekt yapıyorsun değil mi? Kanka yarın bize çeksene. Şık ben böyle istiyorum. Verir misin? Kanka ben bunu istiyorum. Bakayım bana lazım ver be. Kendini gösteriyorum. Ama ben çektim. Tamam kanka inandık zaten biz de çekiyorum. Özgün nereden buldun bu ışığı? Bizim ışıkları nereden buldun diyor. Makine ışıkları görmedin. Set kurabiliyoruz. Set kuruyoruz kızım biz. Ama bu benim işime falan yanmıyor herhalde. Hayır kanka. Bu nere bura? Orası. Şurada Dalyan'da ev. Ben ayrıldım. Tamam. Ne zaman yarın yapalım? Benim bir tanem. Yarın bize de olmaz zaten. Beni çekmen lazım. Yarın ben eş geliyor. Bana gel söylüyor onu çekeceğim. Orası nasıl bir yer? Çok güzel fotoğraflar çekmiş bu arada. Bayıldım arkadaşlar. Ben de böyle istiyorum. Çok iyi olmuş baksanıza. Şunu da ben çektim. Şunu da ben çektim. Bunlar olaysız da şeyler çok uygun ya. Aa ilaçlarım ben. Bunun şeyin efektini o mu yaptı siz mi? Noktalısın. Ben bunların her şeyi yaptım aslında. Çok iyi duruyor. Biraz kaydırdım çünkü. Hafif. Ha? Enstantanesini düşürüp titrettim. Çok iyi olmuş. Bayıldım. Saygılar. İnanmayanlara gelsin. Gördük orada beni çektiğim. Ulan telefonla çektim. 11'inle. Allah'ın cezası. İyi dedi. Engin gelmiyor ki telefonu giyim alayım. Benim çektiğim makine 70 bin lira. O 10 bin lira telefonu kendim yapıyorum. Bayılmak. Bayılmak. Küfür de edemiyorum şurada. Lensiz yatın söylemedim. Bir de ışık seti var orada yani. Normal zaten. Efekt yok arkadaşlar. Var mı? Bak Tuğçe'nin çektiği fotoğraflara. Yok oğlum efekt. Tuğçe yok olmak aslında. Ben gösteriyorum açıyonu. Ne ki bu? Bu arada ağaçta kolum birleşmiş. Hoş değil. Hayır, şöyle çok güzel bir fotoğraf bence. Bakayım. Ağaçta kolum çok birleşmese, güzel. Bir tık ayrı kalsam daha güzel olur. Bak kına yapılmış saçlarım. Kınalı. Kınalı yapılacak. Poşette. Poşette şeyde asılı şu kafaya. O şey var ya bugün. Televizyonun yanında. Gerekiyor, makineler. Bittin gibi şey. Kartlar. Burnumu yaptırmak istiyordum ama vazgeçtim valla. Senin adını buldum. Değiştiriyorum. O ne diyor değil artık. Ne? Kınalı yapınca. Seninki de Merso Özgür. Mercedes adam Bargello demedim ki. Ondan Mercedes ismi alacağım. Bargello Merso senin adını. Ben Mercedes ismi alacağım dedim.
Demedim. Ne dedim ben size de sağ olun. Ben demedim ben size. Oğlum birbirinize yapmayın şöyle ya. Birbirinize yapmayın şöyle. Bargello Kemal. Mami dedi ben size sağ olacağım diye. Ben Mustang dedim. Ben Mustang diyorum. Tuğçe'ye bir projemizden bahsedelim. Yerim sizi. Tuğçe'yi de şirket atam o pahsız. Tuğçe'yi şirket yapacağım. Aşklarım ben her gün size yayın açarım. Merak etmeyin beni izlersiniz burada. Kısmet olur izlemenize gerek yok. Yürü be kral. Gönüllerdesin be kral. Kız iki laf sok bari birilerine de. İzlediklerine deyiz. Hiçbir zaman yayın açıp birilerine oturup laf sokmadım. Laf sokacağım kişiler aslında çok. Yani bazı bazı şeyler doğru, söylerim doğru, ki doğru. Öyle yani söylediğim şeyler her yere yayılır ama benim öyle saçma sapan bezlerleşim olmaz. Olmayacak da hiç gerek yok kimseye konuşmaya arkadaşlar. Bu yüzden belalarını versin. Bir roman gerçekten hiç umurumda değil. Belanı versin. Umurumda bile değil. Romanlar öyle diyor. Ezo insanlar. Evet, yaptırmak istiyorum çekik. Kim söyledi onu? Çok istiyorum şu ameliyatı. Badem göz. Bu arada size şimdi ne 800 kişiyiz, az kişiymişiz söyleyebilirim. Benim saçımı tepeden toplama nedenim aslında o görüntü. Haberiniz olsun. Açık mikrofon. Bakayım ne kadar değişti. Kanka çok güzel yap oluyor. Benim olayım o. Benim olayım o. Evet. Baksana şerefsiz. Nikan doktoruna git. Şey yapıyor mu? Söyle Mika'ya yapıyor her yapıyor şeyi. Yapıyor mu? Cidden. Ah. Ay doktor yoktu Mika'nın gibi duyunca aklıma geldi. O, biliyorum güzel yapıyor ya o yüzden hani güzel bir yere gitmesi güzel. Lazım. Senan yaptırdığı da güzel. Konuşamıyor ya. Şöyle söyleyecektim de söyleyeyim. Sen gene reset söyle söyle. Şimdi söyleyeyim mi bir şeyler senin hakkında? Senin hakkında bir şeyler. Söyle ama. Bu arada gerçekten sizden şu eğer bildiğiniz falan varsa çekik göz ameliyatı için birkaç tane Instagram'dan güzel doktor istiyorum. Bana atar mısınız ben de bakayım. Aradım meşgul. Mervem yerim seni. Aşkolarım. Şimdi gördüm. Cansel'le hiçbir problemim yok. Cansel'i severim. Doktor Reşit çok güzel yapıyor. Kim o? Bakmam lazım. Özgün birileri geldi ama. Özgün mantıları geldi Hasan. Özgün mantıları. Özgün kazanamadır bu arada. Ne ya? Kazanamadır. Aşkım iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Efendim canım. Oha. Aşkım gelin ya. Yerim sizi. Çağla'dan mı görmüştün? Ya. Sana dedim daha meşhur olma diye. Merhaba. Gelin hoş geldiniz. Aşkım niye yazdınız mı bana? Yerim. Yayını mı gördünüz? Evet. Gelin biraz oturun. Biraz oturun aşkım. Gelin 5 dakikaya. Öyle geldiniz olur mu öyle? Büyük buluşma. Gelin hadi. Gel. Ne yapıyorsunuz? Nereden geldiniz? Mama'dan. Wow, nasıldı? Güzel miydi? Güzeldi. Ne içecektik bugün? Ne içersiniz? Ne içersiniz? Şey bekliyorlar zaten müzik içersiniz. Sırf seni görmek için geldim. Biraz otursun bari bir şey olmaz. 10 dakika oturun ya. Oturun bir şey olmaz. Çay için. İçer misiniz? Soda, sade soda. Bir şey içmeyin. Meyve suyu. Niye? Aşkım bekliyorlar şey yapma. Kanka o kadar gelmişler Mama'dan buraya kadar olur mu böyle? Neler yapıyorsunuz? İyi nasılsın? Süper. Çok sevindim vallahi geldiğinize. Çok tatlısın. Ben de Özgür'e geldin sandım.
Sıra geldi. Mutlu olmuş şu an. Ben de diyorum giderken tanımıyorum ya. Takipçilerim gelmiş ya. Çok tatlılar. Beni görüp gelmişler. E aşkım Sular. Gelin fotoğraf çekelim kalsın bari. Çağrı'yla da çekelim. Çağrı'yla. Çağrı'yla niye fotoğraf çekilir Zinge? Hayır beni kapağa koyacaksınız. Beni kapağa koyacaksınız. O kadar çok seviyoruz ki seni. Kurban olurum. Neyse olur. Seni pek. Şuradan çekelim. Gel. Ben tek de çekeyim abi. Benimkiler yok yoldalar. Trafiğe kaldı benimkiler. Yapma ya. Oo. Oh. Düzelt oğlum söyledim. Manyak. Değiliz. İpi. Eğer yolunuz düşerse gene gelin aşkım ben buradayım. Valla. Dikkat edin. Bay bay. Sinay Tuğçe aşka baba. Hırsakalı. Valla o kadar mutlu oluyorum ki böyle gelince siz. Bazılarınız şey falan diyor. Çok utanıyorum yanınıza hadi gelirken hadi falan. Benim hoşuma gidiyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Pardon, şu sıkıntılı. Ya keşke siz de olsanız. Ne diyorlar? Ben sana sarılmalılar diyor. Şey benim fanlarım trafiğe takıldı. Benim fanlarım yolda trafiğe takıldı. Benimkiler bir fordan geliyor. Onunkiler bir fordan. Benimkiler bir fordan peki geliyor. Peki benim takipçilerimin kuvvetli değil kanka. Gerçekten şaka gibi ya. Öyle de küçük kızların Momo falan yani anladın mı? Şaka yapmıyorum. Öyle ama zaten. Şaka yanımıza yapmadım. Gelenlerin hepsi öyle ki. Dün gelen kadınlar falan da öyleydi. Ne yaptın? Üç ile Ceylan da işte. Geberecek ama o dönem öyleydi. O dönem Momo olmak. Bodrum biliyordu o zamanda. Momo oturdu. Suitsu. Doktor Reşit Burak. Bakacağım aşkım. Gitmiştir yere mi döktünüz lan önüme koydunuz dedim yerden aldığınız yiye diye. Hayır kardeşim. Yerim şu an kaldı. Şu senin. Hey canım. Ne yapacaksın sen? Şuradan. Çağrı ekran fotoğrafı koymuş. Ulan Çağrı, ulan Çağrı. Neredeydi? Bilgisayar çantasında. Hadi gel. Bir açayım şunu. Bir deneyim. Tut bakayım. Aşkım ya ben hep öyleyim bu arada. Vallahi her yerde aynıyım. Gerçekten ciddiyim. Bir iş görüşmesinde bile aynı böyle. Aynı Tuğçe'yi sergilediğim için bazen böyle garip karşılıyorum. Hazal falan diyor ki her yerde de aynı olmuyor yani. Ayıp bazı böyle ciddi ortamlarda falan. Ama ciddi ortamlarda bile kendim gibiyim. Yani. Ne yapayım kanka valla. Like mı bu? Ama bazen gerçekten ciddi ortamlarda böyle ciddi ne olman gerekiyor. Ama onu yapamıyorum yani. Ne yapayım? Aşkım Azerbaycan'a gel diyorsun ya. Biz nasıl geleyim Azerbaycan'a ben ya? Nasıl geleyim ya? Ne var git? Ha bu arada şöyle bir sıkıntı olmuş hemen sizi bilgilendireyim yurt dışındaki takipçilerimi Instagram'dan story de atacağım unuttum. Benim web sitemde bir sıkıntı çıkmış arkadaşlar. Kargo ücreti 2000 lira falan çıkıyormuş. 66 dolar yanlış ama 22 euro. Aynen. Sabit dünya yani tüm dünyada kargomuz 22. O kartı bana ver. 22 euro haberiniz aynen, olsun yani. 44 euro 66 hepsi bana farklı kişi atmış. Biri 77 euro atmış, biri 75 euro atmış ama sabit kargo ücreti arkadaşlar 22 dolar 22 euro. De batarya lazım gitmiş. Boş şu an kullanırız. Bütün dünyada. Worldwide.
Bu arada lip gloss'un numunesi geldi ama beğenmedim. Ben tabii ki de en iyisini istediğim için biraz daha araştırmalar yapacağız. Ne yapayım? Fotoğraf çekiyordu orada. Benden daha iyisi modeli mi bulacak? Aa, Hazal çeksene şunu. İğrenç diyor. Çek kanka. Kız saçım başım çok kötü ya. Elle şarabı maraba abi bir şeyler yap. Aman onu çektiğinden ne olacak sanki? Aa evet, unuttum ben onu. Milliyet röportajım vardı benim. Hala yayınlanmadı. Çok enteresan. Sorarım. Boşver kanka. İyi olsa güzel ama. Aa oğlum bak. Oğlum güzel çekiyorsun. Göstersene. Ben daha geçiyorum seninle ama. Ama onun olayı kanka bizim gibi çektiğimiz tarz abi, değil. Evet. Bu. Ben de değilim ama. Hadi mumya dedim. Öyle yan dur. Kal öyle. Pembe şortum çıkıyor. Elini indir ama. Hah. Oğlum o kadar oraya bakma, suratın yok manyak. Mesela ışık yok da, ışık olsa daha iyi çıkıyor. Aa. Özgün ya, bir ara bizim fotoğraflarımızı çek. Şu an çok kötüyüm ama. Şerefsiz. Bakayım. Şerefsiz. Özgün ne olur ya. Bakayım. Yarın fotoğrafları merak ediyorum. Göstersene bir. Vallahi sevmedim. Ben 24'e kadar daha iyi olabilirdi ama. Abi. Özgün. Bir de hazırlansam falan. Özgün burada mısın? Ben saçımı başımı çekeyim. Özgün bak, bana söz verdi. Tamam. Ya, tamam. Benim gündüz başımı çekeceğim. Tamam. Hazır olacağım. Bir dakikada kaos yarattım ben. Özgün. Saçımı başımı yapayım geleyim. Dur bizi çek bari. Şöyle bir şarap marap yapalım bari. Biraz editler çekiyoruz. Gözümü kapat. Kız güzel çek. Çok tatlı. Biraz daha öyle. Bir yanışım var. Kanka eline şunu abi. Benim gözüm çıktı bir daha. Pazar gel 2 dakika. Şuraya kavga çıktı. Çok tatlı. Gözünü kapatıyorsun. Kapat abi. Şeyi öpsene bak. Sen öyle dur. Azalı öp. Ben mi azalı öpeyim? Evet. O zaman sağda durayım ben. Azalı öp. Kanki, ben öperim, benim güzel olacak. Benim güzel açım orası, benim onun güzel açım orası. Mecbur. Bakayım Allah aşkına. Ya. Şey, olmadı şu an. Şunlar çok tatlı. Bok gibi ya. Özgün 2 dakika saçımı başımı yapayım. Gelin ha, ben gidiyorum ya, işim kaçta var. Kaçta geleceksin? Yarın, yarın. Kaçta geleceksin gece? Yarın gündüz. Gece mi çekeceğim? Kanka. Yarın gece gündüz. Gece 2'de vurdum. Kanka benim bir tane konseptim var. Saat 2'de. Tamam tamam. Mikrofonu da koyacağım zaten. Tamam. Kurban olayım aşkım, tamam, benim lan. Yerim senin götünü. Tombik göttüm. Özgün ben yarın hazırlanacağım ha. Oteldeyim bak akşama kadar. 4'e kadar. Bu arada yeni fotoğrafçısı. Yine Özgün'ü ben yarın çekeceğim, paylaşacağım beni çekerken. Yeni fotoğrafçısı. Yine benden gelen herkese %25 indirim yapmazsan şerefsiz. Artı fotoğraflar. Özel fotoğrafçı, video figure. Neydi? Videografi ve neydi? Fotoğraf. Asıl işim o. Heh. Çok neyse. Güzel. Paylaşacağım zaten. Burada da müdür yarısıyım. Şey, kışın İstanbul'dayım. Şey diyorum, taliplerimi bekliyorum. Hadi gidelim hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bak Özgün çok çek Tuğçe'miz demiş bak. Ne diyor? Çok çek Tuğçe'miz demiş. Rahat olsunlar. Ya. Hazalımızı da çek yazar mısınız? Hazalımız PMC'den çıksın yarın da bakalım. PMC. Yarın bitiyor. Gerginliğim geçecek. Rahat yarın ol. Yarın bayram günüm yemin ederim. Sağ ol kanka. Hazal suyu da çek diyorlar. Hazal da çek yazmışlar. Beni de çeksinler ya. Ne olur biraz. Gibi oda atar. Kanka bu da yüzsüz işte. Ben yüzsüzüm. Valla yüzsüzüm bu arada. Ben var bende yani ufaktan. Tanıyan bilir. Yazmışlar ne yazıyorlar bak. Hazal Süpara. Aşkım. Hazal'a okuşlaşma. Yok aşkım ben kitle hesabımla çok mutluyum. Kitli ve Sote hesabımla çok mutluyum. Ama arada Tuğçe'nin fanlarını Tuğçe açılıp telefonuma onaylıyor. Tanıdıkları onaylıyorum ben, merak etmeyin. Erkek arkadaşım mıydı biraz? Aynen kanka. Aynen erkek arkadaşım. Benim efekt yok arkadaşlar yüzümde. Efekti ben kaldırdım. Hatta Oğulcan kaldırdı benden. Efekt var mı lan? Yok. Efekt olsa ben öyle mi çıkarım kanka? Yok kanka efekt. Halime bak. Yerim götlerini. Kalkmışlar gelmişler kanka buraya ya. Çok tatlı değiller mi Allah aşkına Hazal Çağla? Talibim var Hazal'a, benim olsun. Ah. Vallahi yemin ederim. Ben... Dulum diyor.
Bum diyor. Bu kabul ediyor musunuz? Kız millet gerçek sanacak. Ben yeni boşandım. Bu şey arkadaşlar arasında yaptığım şaka arkadaşlar. Yeni boşandım diyor bu arada. Siz de benim olsun. Yakın arkadaşlarım olduğunuz evet, benim yakın arkadaşlarım olduğunuz için azalım da olmuş oluyorsunuz. Evet, o yüzden arkadaşlarımın yanında yaptığım eskileri sizin yanınızda yapıyorum. Çok salak bir arkadaşım var gerçekten benim gibi aynı. Kimden boşandın diyorlar, o bizde kaldı. O bizde kalsın. Bir şey yazmıyorlar kanka zaten. Seni merak ediyorum. Sen kimle konuşuyorsun onu? Arkadaşım mı? Azal, Çağla artık dul değilmiş. Bunu öğrendik burada. Okuyorum aşkım, her şeyi okuyorum. Ey, 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 ey. Ey. Kilom şu an 60 bence. 59'um en son ama şu an 60'ımdır. Hazal'ın tatlılığı yazmışlar. Yerim size. Basketçi işte vallahi kim bulmuş ben kapayım. Kim Hazal? Doğru söylüyor. Kim bulmuş ben kapayım. Doğru söylüyor. Oturup bunları koydu da hiç içeceğiz yok. Aa. Ben iki tane içeyim güzel güzel tat tat buyurun. Şarap kadın. Harbiden beyaz şarap kadın. Finale git, herkesi patır patır patlatıyorlar. Azerbaycan'a selam. Evet, Balong'dayım, oteldeyim. Ailemizin oteli. Ailemizin oteli. Gürcistan'a selam arkadaşlar. Yol geçen hanım Belong yazmışlar. Doğru. Bu arada en son attığım fotoğrafı beğendiniz mi? Aşkım Sular, benimle alakası yok kargonun bu kadar pahalı oluşunu. Yurt dışı olduğu için tüm kargolar fix 22 euro. Kilo verme sürecim nasıl oldu biliyor musunuz? Aslında biz Hazal Çağla'yla birlikte kilo verdik biliyor musunuz? İkimiz de çok şişmandık. Hazal anlat. Ben toplam 17 kilo falan verdim. Ama ergenlik dönemimiz falandı yani. Üniversite zamanımızda falandı öyle. Ben de 72 kiloydum işte. Ama üniversiteyi yani tontik şişman kızlar olarak. Ben çok üniversitede sonları o kadar değildi işte. Kanka. Üniversitenin sonları gibi evet, değildi ya. Evet, Tuğçe'nin uzun olduğu için o hiçbir zaman öyle göstermiyordu da ben bayağı şeydim. Üniversite 2'de falan. Yazıyordum yani. Üniversite 2 falan şişmandık aynen. Yani arkadaşlar. Şimdi ikimiz de bayağı normal. Yemedik yani bu arada. Evet. Yani yemedik derken aslında hani sağlıklı beslendik. Temiz besinlere temiz bayağı beslenerek. Ve onu oturttuk artık yani. Yani canımız falan şey çekmiyordu mesela kanka anladın mı değil mi? Yemeye mesela ne çikolata çekiyordu ne tatlı aynen. Çekiyordu. Böyle çok arada işte regl dönemlerimizde falan yiyoruzdur ama.
Aynen. Genel olarak ama düzenli hala çok düzen, çok temiz besleniyoruz bu arada. Ara ara, ara ara pisleşiyoruz kanka, doğru söylüyorum. Ben bu kış yine çok kilo aldım mesela. Şimdi yine toparladım. Ben de 62 kiloya gene 47'ye çıktım. 47'ye kadar düştüm yine şimdi. Benim boyum çok kısa bu arada arkadaşlar. Bayağı çok kısa. Abart. Bayağı kısayım ben. Çok da kısa değilsin be kanka. Kısa mısın? 1.58'im. Gün içinde mi mesela? Bak uyanıyordum. Bu arada bu İsveç diyeti olarak geçiyormuş. Ben bunu yeni öğrendim bir arkadaşımın annesi yaptığı için. İsveç diyeti. Benim yaptığımı anlatıyorum. Mesela sabah uyanıyorum ben. Filtre kahvemi demliyorum. İşte kışın sıcak olarak, yazın buzlu olarak. Filtre kahvemi içiyorum güzel. 2-3 saat yemek yemiyorum. Hatta 4 saat bile yemek yemediğim oluyor. Ondan sonra kendimi güzel, ne varsa evde marul, işte salata, roka falan. İçine bir tane yumurta, peynir, meynir, onu güzel yiyorum. İşte akşama doğru da, akşam yemeğinde de kanka ne varsa, işte bulgur pilavı varsa mesela. Sağlıklı ev ne varsa hani. Yani, atıyorum ev fasulye varsa fasulye. Hani illa böyle işte ben gideceğim işte ızgara tavuk, işte dışarıda işte bollar mollar değil. Üşendiğimde mesela eve bol falan söylüyorum ama. Tabii canım, annemiz ne pişirirse o. Yani. Ama pirinç pilavı, makarna, ekmek. Mesela evet, pirinç pilavı bu arada tercih etmiyoruz. İkimiz de kanka bulgur seviyoruz. Aynen. Ben bulgur çok severim. Ki bulgur bile ölçülü yerim hala. Yok, ben ölçülü yemiyorum. Ben ölçülü yiyorum. Black gözlük arkadaşlar, Divine Shine'in hesabında var. Kaç ayda zayıfladık kanka? Oldu ya, bir sene. Bir sene de tam, değil mi? 8-9 ay mı? Ben 6 ayda falan düşmüştüm 45'e. Programda çünkü stresli olduğum için arkadaşlar kendim yemeğe veriyordum bu arada. O zamanlar tabii ki de dikkat etmiyordum. Mesela ilk programa girdikten 20 gün sonra falan bayağı kilo vermiştim. O tempo bayağı kilo verdiriyor ama sonrasında o tempoya alışıyor vücut ve atıyorum düzenli yemek yediğin için işte kilo almaya falan başlıyorsunuz. Yediğimiz saatler belliydi ya orada. Ve son zamanlarda mesela yemekhanenin yemeklerinden ben sıkılmıştım. Hep dışarıdan söylüyorduk. Ne bileyim, aralarda falan işte ağzıma bir şeyler atıyordum. İşte içeriye çikolata falan sokuyordum. Çikolata yiyordum falan filan, öyle. Evet, gözlerim benim çok büyükler. Ne yapayım, gözlerimi mi atayım? Programda ben bu arada 55'e kadar falan inmiştim. O pembe crop falan giydiğim dönemler var ya, benim saçımı böyle topladığım. Bir o bölümü hatırladığım için oradan aklıma geliyor. Orada bayağı zayıftım ben. Şimdi 60 kilo falanımdır. Vallahi. Makyajsızım tabii ki de. Görmüyor musunuz? O dünyanın zayıfladım abi. Aşkımlar, bu arada ben kapatıyorum. Biraz Kazal'la oturup muhabbet sohbet edelim. Olur mu? Sizi seviyorum. Boyum 1.73. Dikkat edin. Love you.